Abi geçenlerde bir mahkeme bir kişi annesini sürekli düzenli ziyaret ettiği için eşi onu mahkemeye veriyor. Ve mahkeme de annesini sürekli ziyaret ettiği için boşanma sebebi sayıyor. Kimse çocukla anasının arasına girmemesi lazım. Bir de mahkeme bunu suç sahip yani boşanma sebebi göstermesi bana göre çok abaz bir şeydir bu. Evet. Çok abaz bir şey yani bu böyle akla sığacak bir şey değil bu. Yanlış bir karardı bana göre. Tabii ama tam işin iç yüzünü bilemediğimiz için tam olarak bilemiyoruz ama sen anlattığına göre yanlış bir karardı bari. Evet yani. Yani bu düşün... aileyi daha fazla... Daha fazla aileyi darmadağın ettiler bu şekilde. Eğer bir aile boşama durumu gelirse, bu çocuğunu gördüğü için boşama sebebi olursa, bu yanlış bir şeydir yani bu. Herkese, yani hiç mantık kabul etmez ki böyle bir şey. İnsanlığı da kabul etmez. Ama bu hakim nasıl düşünmüş, neler delil olarak ona sürmüşler, onu tam olarak bilemiyoruz tabii. Bizim inancımızda, kültürümüzde, annenin yani, değeri... Yani insanlığı olarak düşünsek, yanlış bir şeydir. Yani kültürümüzde tek bir şeydir. Aile kavramı çok özel bir şeydir bizim inancımızda, kültürümüzde. Böyle düşünüyorum ben. Bize göre aile, yani bizim kültürümüze, inancımıza göre aile olsa bir kavramdır, bir olgudur. Aile vazgeçilmez bir olgudur. Aileyi çok önemsiyoruz yani. Evet. Şimdi biz toplum olarak bir arada durmamızın yegane ana etkeni ailedir yani. Temel aileden başlıyor. Aile olmasa, aile anlayışı olmasa millet de olmayız. Böyle düşünüyorum. Evet. Teşekkür ederim. Şimdi anneler kutsal bir varlıktır. Hem beşeri sistemde hem de ilahi kanunda annelerin kıymeti, derecesi yani Peygamber Efendimiz buyuruyor ki cennet annelerin ayakları altındadır. Allah-u Teala Kur'an'da da diyor ki annenize babanıza karşı öf bile demeyin. Böyle bir dinin mensupları olduğumuzdan dolayı annenin kıymetini yani yerle kök arasına sığdırmaya çalışsak da kıymetini veremeyiz. Çünkü bizim cennet kapımızın anahtarıdır anneler. Bu bayan ne sebepten dolayı böyle bir şey yapmış? Yani akıl almıyor. Sanki insanlıktan ve dinden öyle mahrum kalmış bir bayan, öyle bayanlar varsa vay bu gelecek neslin haline diyorum. Peki hakimin böyle bir karar vermesini nasıl biliyorsunuz? Hem vicdani, hem insani, hem dini böyle bir kararın yok sayılmasını kabul ediyorum. Ve o kararı da kabul etmiyorum. Yani insanca da, dince de ben o kararı kabul etmem. Bir kişinin kendi annesini ziyaret etmesi boşanma değil. O kadının, ha bak annesine ne kadar kıymet veriyor. Demek ki benim çocuklarım da bu kadar kıymet vermesi gerekir demesi gerekirken bilmiyorum yani. Boşanma sebebi sayılması çok absürt ve saçma bir kanun karardı. Bir erkek anasını babasını ziyaret edecek. Buna karısı karşı çıkıyorsa karını, evladını terk et, ananı babanı terk etme diyor. Allah emrediyor bunu. Hani ana baba razı olmadan cennete giremesin. Bu saçmalık yani, nasıl boşarmış? Böyle bir şey olamaz. Başka nedenler vardır. Ben başka nedenler arıyorum yani. Sırf dostuna gitmemiş ki, başkasına da gitmemiş. Gitmiş anasını ziyaret etmiş. Bu saçmalık. Mahkeme boşar tabii. Kadın davasını boşanmak istedikten. Kadın hakları var çünkü. Böyle kadınlar aklı her yerde aklı. Bu durumda şu an öyle bir kanundayız ki, öyle bir nizamdayız ki kadınları ön plana koydular yani, bilmiyorum. Ya tabii kadına şiddete ben de karşıyım. Ama bu şiddet yok, bir şey yok burada. Anasını babasını ziyarete gitmiş. Mahkemenin aldığı karar sizce... Saçma. Saçma. Boşamaması lazım. Tarafları bir araya getirmesi lazım. Konuşturması lazım. Hani psikologlar vardır zaten her mahkemede. Bunu dile getiriyor psikologlar. Hani her 4 tane hakim, savcı bir de psikolog var orada. Mahkemenin onları uzlaşması gerektiriyor. Çünkü nedenler yok. Vurma yok, kırma yok, kadına şiddet yok, bir şey yok. Annesini ziyarete gitmiş, hepsi bu. Hani devlet buna öncülük yapması lazım yani. İki tarafı bir araya getirmeleri lazımdı bence. Bence yanlış bir karar. Çünkü niye diye soracaksanız, ya bir insan ailesini ziyaret etmeyecekse zaten saçma bir durum bence. Evlendikten sonra her birey, her kadın ve her erkek ailesini ziyarete gider. Normal bir davranış bence. Evlenmeden önceki bir hayatı vardı onun sonuçta. Evlendikten sonra da insan aile ve babasını ziyaret etmek zorunludur yani bu. Kişiden kişiye değişebilen bir şey değil. Zorunlu kılınan bir şeydir bana göre. Yanlış bir düşünce bence.